Merhaba sevgili arkadaşlar. 25 günde TYT Biyoloji bitireceğimiz kampımızın 23. günüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu video ile birlikte yeni bir üniteye giriş yapmış oluyoruz. Aynı zamanda TYT'nin son ünitesi bu arkadaşlar. Bu video içerisinde ekolojik kavramlar ve abiyotik faktörlerle ilgili bilgileri bulacaksınız. Ancak buna geçmeden önce hadi gelin birlikte dün verdiğimiz ödevin kontrolünü yapalım. Dün kalıtım ünitesini bitirmiş olduğumuz için ben size 22. günü aynı zamanda da ÖSYM'e hazırlayacağım hazırlık testlerine ödev vermiştim. Hemen oraya geçelim ve bakalım arkadaşlar. 22. günde kan uyuşmazlığı, eşeğe bağlı kalıtım ve biyolojik çeşitlilikle ilgili ödevimizi yaptınız. Ve aynı zamanda ÖSYM hazırlık testlerini yaptınız. Ve yeni bir üniteye geçiş yapmaya hak kazandınız. Şimdi gelin birlikte bu video içerisinde neler görecekmişiz birlikte bakalım. Ekolojik kavramlarla başlayalım arkadaşlar. Şimdi burada şunu söylemeliyim ki biz TYT konusu içerisinde bir ekosistem ekolojisi konusunu işliyoruz. Bir de AYT konusu içerisinde popülasyon ve komünite ekolojisi konularını işliyoruz. Burada daha basit bir şekilde TYT içerisinde bulunan konuyu incelemiş olacağız. AYT içerisinde de o kısımlara yer vereceğiz. Ama dediğim gibi burası biraz daha basite kaçıyor. Tabi AYT konusu içerisindeki kısım da basit aslında karmaşık değil ama burası biraz daha basit olduğunu söyleyebilirim. İçinizi rahatlatabilirim. Hatta bu konuya başladığınızda şunu düşünebilirsiniz. Artı bir net benim cebimde diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hadi başlayalım ekolojik kavramlardan. Ekolojik kavramlardan ilk arkadaşlar ekoloji. Zaten ekosistem ekolojisindeysek bunun bir tanımını bilmeliyiz değil mi? Canlıların birbirleri ile ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji adını vermiş oluyoruz. Şimdi canlıları inceleyeceğiz. Burada detaylarına bakacağız ama öncelikle ilk bakmamız gereken tür tür diyebilmemiz için bir canlının çiftleştiklerinde verimli döller verebilme şartı vardı arkadaşlar. Yani atla eşeği çiftleştirdiğimizde katır oluyordu ya. Katır, katırla çiftleştiğinde yine bir katır meydana getiremediği için katıra tür demiyorduk. Dikkat edin tamam mı? O nedenle bunlar doğal ortamlarında çiftleşebilmeliler ve çiftleştiklerinde verimli döller verebilmeliler. Yani çiftleştiklerinde verimli dör olan yani kısır olmayan bireyler meydana getiren canlılara tür adını vermiş oluyoruz. Sınıflandırma basamağımızı en alt kademesindeydi. Sınıflandırma konusu içerisinde de bunun tanımını vermiştik. Türde ikili adlandırma yapıyorduk hatta. İlk ismi cins ismiydi, ikinci isim tanımlayıcı ismiydi. Cins isimleri aynı olanlar yakın akraba oluyordu. Bunu da buradan tekrar etmiş olalım tabi burayla pek bir alakası yok. Şimdi arkadaşlar ekolojik kademelerimiz içerisindeki ilk söyleyeceğimiz kısım popülasyon. Popülasyon olması için şöyle düşünün. Belli bir alan olması lazım tek bir tür olması lazım arkadaşlar. Hemen örnek verelim. Mesela Karadeniz'deki hamsiler. Karadeniz belli bir alan, hamsiler de bir tür olduğuna göre örneğimiz buna uygun olmuş oldu. Ya da Tunus'taki kızıl geyikleri buna örnek verebiliriz. Burada bilmemiz gereken tek bir tür olması gerekiyor arkadaşlar popülasyon için. Hemen diğer kavramlarımızla devam edelim. Komünite dediğimiz kavram içinde yine sınırları belli bir alan olmalı ancak birden fazla tür olmalı arkadaşlar. Yani mesela Karadeniz'deki balıklar dersem gayet olur. Çünkü içinde hamsi var, kefal var, levrek var, sazan var vesaire var da var. Yani bu nedenle komünite dediğimiz şeyde iki ve daha fazla tür olması lazım arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Sınırları belli bir alan ve birden fazla tür olması gerekiyor. Bunun da ayırt edici bir ilgilerinden birisi bu. Ekosistem dediğimiz şey de komünite ve buna ek olarak arkadaşlar cansız çevreden meydana gelmesi. Yani bu türlerin çevre ile cansız çevre ile olan ilişkileri ekosisteme girmiş oluyor. Yani canlı ve cansız çevre birleştiği zaman ekosistemi meydana getirmiş oluyor diyoruz arkadaşlar. Büyük ekosistemlere biyom adını veriyoruz. Dünya üzerindeki canlıların yaşadığı alanların tümüne ise biyosfer ya da ekosfer adını vermiş oluyoruz arkadaşlar. Hemen hatırlayacak olursak şimdi biz canlıları organizasyon basamaklarına göre sıralıyorduk. Canlıların ortak özellikleri videosu içerisinde bunu anlatmıştım. En düşükten en komplekse doğru canlılar bir organizasyon basamaklarında ilerliyorlardı. Ve tek hücrelilerde ve çok hücrelilerde organizasyon basamakları belli bir alana kadar ortakken mesela bu da neydi? Atomlar bir araya gelerek molekülleri, moleküller bir araya gelerek hücreyi işte bu aşamaya kadar olan yer neydi? Tek hücreli ve çok hücreli canlılardaki ortak organizasyon basamaklarıydı. Ancak buradan sonraki basamaklar çok hücreli canlılar için ortaktı. Hemen bakacak olursak hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular bir araya gelerek organları, organlar sistemleri, sistem bir organizmayı yani bir türü meydana getiriyor. Tek bir türün oluşturduğu topluluğa popülasyon, iki ve daha fazla türün bir araya gelmesiyle oluşan topluluğa komünite, komünite ile birlikte cansız çevrenin oluşturduğu şeye ekosistem, dünya üzerindeki canlıların yaşadığı toplam alanı ise ekosfer ya da biosfer adını vermiş oluyoruz dedik arkadaşlar. Bu bizim için en basitten en gelişmişe doğru gidecek bir sıralama diyoruz arkadaşlar. Burada bilmiyorsunuz bilmemiz gereken popülasyon, komünite, ekosistem gibi kavramların kısmen ne olduğu. Çünkü bize yukarıda öncül veriyor. 1 2 3 4 5 diyor. İşte tanımlarını veriyor ve yukarıda verilenlerden hangisinin açıklaması aşağıda yoktur diyor. O yüzden bazı tanımları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen şimdi biraz daha net olması için eşleme yapmak istiyorum. İstanbul'daki insanlar. İstanbul belirli bir alan, oradaki insanlar insan tek bir tür olduğu için hemen buraya popülasyon yazmış olacağız. Karadeniz'deki balıklar diyor. Bakın, Karadeniz belli bir alan ama balıklar içerisinde bir sürü tür olduğu için buraya ne yazacağız? Komünite yazmış olacağız. Avrupa kıtasındaki kelayna kuşları. Arkadaşlar sınırları belli bir alan diyoruz ya. Ne kadar büyük ya da ne kadar küçük olduğu bizim için önemli değil. Sınırlarının belli bir alan olması yeterli. O nedenle bu da yine popülasyon örneği olmuş oldu. Anadolu'daki çilli tavuk ve horozlar. Ha, o zaman burada iki tane yazıyorsa bu komünitedir dersen dıt elendin. Çünkü tavuk ve horoz farklı tür mü? değil arkadaşlar. Yani siz inekle danayı farklı tür nitelendirebilir misiniz? Biri kız, biri erkek. Yani sadece cinsiyetleri farklı türleri yoksa aynı. O nedenle bu da yine popülasyon örneği olmuş oldu. Amerika'daki boz ayılar diyor. Yine belli bir alan, yine belli bir tür. O nedenle yine bu da popülasyon olmuş oldu diyoruz arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken şuydu. Oraya düşerseniz zaten seçeneklerde de bunu düşün diye verirler. Oraya düşerseniz yanlış yapmış olursunuz ama bunu öğrendiğiniz için artık düşmeyeceğinizi biliyorum arkadaşlar. Devam ediyorum ekolojik kavramlarıma. Biyom dediğimiz şey arkadaşlar kendine özgü bir iklim olmalı. Yani çöl biyomu gibi ya da işte okyanus biyomu gibi belli bir iklim olacak ve o iklim içerisinde yaşayan canlı türler olacak. Ya su ya da kara ekosistemi olabilir arkadaşlar. Ne olduğu çok önemli değil. Ekosistem dediğimiz şey Ünite ve cansız çevreydi ya. İşte biyom dediğimiz şey onun bir tık büyüğü arkadaşlar. Anlaştık mı? Gelelim habitat'a. Habitat dediğimiz zaman kişinin yaşadığı ev gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir canlının yaşamını en iyi sürdürebildiği yaşam alanına e, habitat adını veriyoruz. Canlının evi de diyebilirsiniz. Yani şöyle düşünün. Ben işten geldim eve. Yorgun argın geliyorum. Ne yaparım? Yatarım, uzanırım. Oo, e, yan geldim yattım. Ama mesela sana oturmaya geldim oturma size oturmaya geldiğinde böyle hanım hanımcıklarıım değil mi? Ha merhaba nasılsınız iyi misiniz falan derim. İşte yani sizin eviniz benim evim olmadığı için ben o ortamda rahat hareket edemem. Ama kendi evimde o hemen uzanırım. İşte arkadaşlar benim habitatım kendi evim olmuş oluyor. Yaşamımı en iyi sürdürebildiğim alan olmuş oluyor. Ekolojik niş zaten içinde yazıyor arkadaşlar iş diye. Canlının yaptığı iş ne olursa olsun bunun adına ekolojik niş adını vermiş oluyoruz. Herhangi faaliyet. Ekoton dediğimiz şey bu bizim için çok önemli. Beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Şimdi arkadaşlar genellikle şunu söylerler. İki tane küme çizerler ve bunun kesişim noktasına ekoton adını verirler. Yani burada arkadaşlar iki tane farklı alan olacak. Bu alanların kesişim bölgeleri olmuş olacak. Yani mesela birisi orman alanı olsun birisi de göl alanı olsun. İkisinin kesişim noktasına biz ekoton adını vermiş oluyoruz. Burada şunu unutmayınız arkadaşlar. Hani şurada kesişim yaptığım yer alan küçük değil mi? Alan küçük olduğu için oraya az sayıda birey sığar. O nedenle hem orman alanım var benim hem de göl alanım var. Yani ikisinden de yaşayabilecek canlılar oraya gelebilirler. O zaman ekoton alanlarında tür çeşitliliği fazla iken alan dar olduğu için birey sayısı azdır diyoruz arkadaşlar. Yani farklı türdeki canlılar oraya gelebilirler ama birer ikişer tane gelirler diyoruz arkadaşlar. Biyotop dediğimiz şey ise canlıların yaşamını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları coğrafik alanı. Yani kısaca habitattır diyebilirsiniz. Benzer bir tanım olduğu için kısaca bunu aklınıza tutabilirsiniz. Hemen bir soru çözelim. A ekosistemi B ekosistemi verilmiş. Yanda verilen A ve B ekosistemlerinin kesişim noktası olan X bölgesi taralı olarak gösterilmiş diyor. bu taralı olan bölgenin adına ne diyoruz biz arkadaşlar şimdi öğrendik ekoton adını vermiş oluyoruz buna göre ekoton bölgesi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor tür çeşitliliği az birey sayısı fazladır diyor Hadi oradan. Tam tersi olmalıydı değil mi? Biraz önce Betül Hoca bana söyledi. Tam tersi olmalıydı. Oranın alanı az olduğu için birey sayısı az ama hem ormandan hem de gölden gelebilecek canlılar olduğu için birer ikişer çeşit de olsa canlılar daha fazla çeşit olabiliyordu. O nedenle bu olmadı. Hemen bir olanları eledik. A ve B ekosisteminde yaşayan canlı türlerini bulundurur. Evet oradan da gelir oradan da gelir dedik. O yüzden bu doğru. Sadece üretici canlıların yaşadığı coğrafik bir alan diyor. Sadece bütün hepsi yalnızca gibi seçeneklere biyolojide canlıların ortak özelliği değilse dikkat etmem gerekiyordu. O zaman bu da yanlış oldu. Çünkü sadece üretici değil tüketici canlılar da gelebilir. O yüzden 3 de yanlış olduğu için cevabımızı yalnız 2 olarak işaretlemiş oluyoruz. Hemen şimdi gelelim arkadaşlar ekosistemi etkileyen faktörlere. Ekosistemi etkileyen faktörlerden bir abiyotik bir de biyotik olanlar var. Abiyotik olanlar cansız faktörler biyotik otik olanlar canlı faktörler ama bizim bu video içerisinde inceleyeceğimiz kısım abiyotik yani cansız faktörler olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar, burada biraz arkanıza yaslanmanızı istiyorum. Çünkü hani burada daha çok sözel şeylerle ifade edeceğim size. Enerji kaynağı, sıcaklık, iklim, toprak ve mineraller, su bunlar ekosistemi etkileyen cansız faktörlerdir. Şimdi hemen başlayacak olursak, enerji kaynağı dediğimiz şey her canlı arkadaşlar doğrudan olmasa da dolaylı olarak bir enerjiye ihtiyaç duyar. Mesela biz ışığa doğrudan ihtiyacımız yoktur ama dolaylı olarak Işık enerjisiyle bitkiler besin üretirler o besini biz ihtiyaç duyarız aynı zamanda bitkiler oksijen üretirler o oksijene ihtiyaç duyarız yani ışık enerjisi en temel bir enerjidir yani buraya hemen güneş yazalım ancak sadece enerjinin kaynağı güneş değildir bir de kimyasal bir enerji vardır yani biz... Üretici olan canlıları, ototrof canlılar olarak söylüyorduk ya. Yani ototrof canlılar ne yapıyordu? İnorganik maddelerden organik madde üretiyordu. İnorganik maddeden organik madde üretirken ışık enerjisini kullananlara fotoototroflar, kimyasal enerjiyi kullananları ise kemoototroflar diyorduk. Şimdi o zaman tüm canlılar yaşamak için bu canlıların ürettikleri besinlere ihtiyacımız var. Ya ışık enerjisiyle ya da kimyasal enerjiyle o önemli değil. O zaman abiyotik faktörlerden ilkin Öğrenmiş olduk gelelim sıcaklık sıcaklık dediğimiz şey mevsime göre iklime göre ya da gece gündüze bağlı olarak değişebilecek bir şey değil mi canlıların tolerans gösterdikleri sıcaklıklar var yani şöyle söyleyecek olursam mesela bir bitkiden bahsedelim bu bitkinin yaşayabildiği sıcaklık derecesi 5 ila 10 derece arası olsun yani 15 olduğu zaman ölüyor ya da 13 olduğu zaman ölüyor. İşte bunun toleransının az olduğunu söyleyebilirsiniz. Ya da bazı bitkiler vardır ki işte sıfırla 30 santigrat derece arasında yaşayabilirler. Bunun diğerine göre toleransının daha fazla olduğunu söylersiniz. Peki bunu niye söyledik? Toleransı fazla olan bitkiler yani sıcaklığa toleransı fazla olan bitkilerin yaşam alanı daha fazladır. Bu nedenle daha fazla yerde üretim sağlanabilir deriz arkadaşlar. Bir de şunu unutmayalım. Her tepkimenin kendine özgü bir enzimi vardı. Bitkilerin de tepkimelerinde Enzimlerini gerçekleştirirken kullandıkları enzimler var. Enzimler de sıcaklıktan etkilenirler. buna da unutmayalım. Canlıların temel bileşenlerini anlatırken enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörler de sıcaklıktan da bahsetmiştim. İklime gelecek olursak bir bölgede uzun süre etkisini gösteren hava koşullarının ortalamasına iklim adını vermiş oluyoruz. İklim dediğimiz şey mikro ya da makro olmak üzere ikiye ayrılıyor. Eğer küçük bir alandaki bir iklim katmanı ise buna mikro klima. Eğer büyük bir alandaysa ya da komüniteye etkisi altına alabildiyse buna da makro klima adını vermiş oluyoruz. Toprak ve minerallere gelecek olursak. Şimdi toprağın oluşum şekli arkadaşlar kayalar böyle sıcaklıktan soğuktan parçalanıyor ve kum tanelerini meydana getiriyor. İşte bitkiler besinlerini, ihtiyaç duydukları besinleri, su ve mineralleri topraktan hazır olarak alırlar. Bunları almasıyla birlikte ışık enerjisini kullanarak da besin sentezlerler. O zaman toprağın veriminden bahsedersek bizim Mineral madde bakımından zengin bir toprağa sahip olmamız gerekir. Toprak aynı zamanda bir de arkadaşlar inorganik maddelerimiz toprakta hazır bir şekilde yok. Mesela organik maddeyi biz toprağa gömüyor olabiliriz ya da mesela bir insanı toprağa gömüyoruz. Ayrıştırıcılar geliyor orada onu parçalıyor ve inorganik maddelere dönüştürüyor. Yani bitkilerin kullanabileceği forma dönüştürüyor. O nedenle ayrıştırıcı canlılar da toprağın verimliliği üzerinde etkilidirler. Onlar organik maddeyi inorganik maddeye çevirirler ve bu şekilde bitkiler topraktan besinlerini almış olur. Toprağın minerali önemli olduğu kadar aynı zamanda suyu da önemli ve pH aralığı da bunların önemli. Şimdi suya gelecek olursak da arkadaşlar su dediğimiz yapıyı biz inorganik bileşikleri anlatırken söyledik. Asit, baz, tuz, su, mineraller bunlar inorganik bileşiklerdi. Doğadan hazır olarak alınıyordu. İşte tüm canlıların yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları inorganik maddeye su adını veriyoruz. Orada bahsetmiştik. Canlıların vücudunun çok büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Kanımızın içerisinde su var çok rahat bir şekilde akabiliyor. Ya da Evrenin çok büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Suyun donma özelliği sayesinde gölün üzeri buz tutuyor ve soğuk hava gelip buza çarpıp tekrar geri gidiyor ve suyun altında yaşayan canlılar için daha kolay bir yaşam alanı elde edilmiş oluyor. Ya da adezyon ve kohezyon kuvveti sayesinde kökten yapraklara doğru taşınması sağlanmış oluyor. Terleme ile çok rahat bir şekilde atabildiğimiz bir inorganik bileşik olduğu için de vücut ısımızın dengelenmesini sağlıyor gibi birçok suyla ilgili ard ardına özel dekler sıralayabiliriz. Su ile ilgili bunları da söyledikten sonra ekosistemi etkileyen abiyotik faktörlerle ilgili söylemem gerekenleri söyledim. Hadi gelin şimdi soru çözelim ve pekiştirelim. Ekosistem etkileyen faktörlerle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir? Ekosistemlerde bulunan su miktarına göre bitkiler adaptasyon geliştirebilirler. Nasıl? Mesela eğer sucul ortamda yaşayan bir bitki varsa yaprağının genişliği fazla olur, daha fazla terleme yapabilir. Kurak bölge bitkilerinde yaprağın genişliği daha dardır, böyle daha küçüktür diyebiliriz. O nedenle bu doğru oldu. Toprağın verimliliği, su tutma kapasitesi ve aynı zamanda mineral madde miktarını etkiler mi? Tabii ki de etkiler. Biz mineral madde miktarını artırabilmek için de toprağa gübre atımı gerçekleştirmiş oluyoruz. Ekosistemin bitki örtüsü iklimin oluşmasında tabii ki de etkilidir. Canlıların kullanılabilir enerjisinin tek kaynağı güneştir diyor. Tek bak çok e, böyle e, böyle çok böyle Böyle rahatsız edici bir cümle değil mi? Tek, sadece, yalnızca gibi. Hani biraz önce söyledik zaten kimyasal enerji var dedik. E, kimyasal enerjiyle kendi besinini üreten canlılar da kemoototrof canlılar demiştik. O zaman cevabımızın bu olduğunu gördük. Son olarak da sıcaklık canlının metabolik faaliyetlerini tabii ki de etkiler diyoruz. Şimdi sıra sende sorusuna geldiğime göre o zaman 23. gün videosunu da sonlandırıyorum. Hemen ödevini veriyorum. Kamp kitabımızdan 23. günle alakalı soruları çözüyorsun. Aynı zamanda bu video içerisinde anlamadığın yerler varsa yorumlardan yazıyorsun. Hemen bu sıra sende sorusunun cevabını da yorumlardan yazıyorsun. Her birinizin yorumunu dikkatli bir şekilde okuduğumu ve böyle çok sevinerek okuduğumu söylemek istiyorum arkadaşlar. Desteklerinizi benden eksik etmeyin. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.